Hepinize merhabalar arkadaşlar. Eğitim ve Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Tuğra. Bugün arkadaşlar sizinle beraber matematikten birkaç soru çözeceğiz. Bugünlük az çözeceğim sizi sıkmamak adına. Fakat daha sonraları ileride daha fazla da çözebileceğiz. Evet, şimdi sorularımıza geçelim. Alalım Fatih kalemimizi elimize ve geçelim. Aynı plazada çalışan... Fatih kalem yeni geldi. Hoş geldin Fatih kalem. Neyse. Aynı plazada çalışan Osman, Leyla ve Derya isimli 3 arkadaş bir asansöre bineceklerdir. Asansör arkadaşın inecekleri, bu 3 arkadaşa inecekleri katlarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir. Osman kart numarası 21 ile aralarında asal olan bir katta inecektir. Leyla kart numarası 16 ile aralarında asal olan bir katta inecektir. Derya ise kart numarası 22 ile aralarında asal olan bir katta inecektir. Bu plaza 15 katlı olduğuna göre Osman, Leyla ve Derya'nın beraber inebilecekleri kat numaraları toplamı kaçtır? Şimdi Osman. Osman için 21 ile aralarında asal olan sayılara bakacağız. 21 ile 1 asal. 20 aralarında asal. 21 ile 22. 21 ile 4. 5. 8. 10. 11. 13. Bunların hepsi asal. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta 15 katlı. Demek ki kat numaraları toplam olacak. Demek ki en büyüğünü alacağız. 15'e yakın, 15'i aşmayacak şekilde en büyüğü. 21 ile aralarında asal olan 13. katlar. Demek ki bu Osman 13. katta inecek. Şimdi Leyla ise bu yine 15 katlı. 16 ile aralarında asal olan bir sayıda inecek. Şimdi 16 ile 13, hani 13. katına inirsek 13'te Osman inecek. 5 ve 1 dursun. 5 olabilir. Buna 5 de olabilir. 1 de olabilir. Derya'ya bakalım. Derya 22 ile aralarında asıl olan bir katına inecek. 1, 5, 13, 22 ile aralarında asaldır arkadaşlar. Fakat bina ne yapacaktı? 15'i asmayacaktı. Aşmayacaktı. Çünkü plaza 15 katlı. Biz zaten 13'ü kullandık. 13. katta Osman inecek. Demek ki 5'te de Derya inecek. O zaman Leyla kaçıncı katta inecek? 1. katta inecek. Yani 1, 5 ve 13'ün toplamından kat numaraları toplamı cevap kat numaraları toplamı A 19. Şimdi devam edelim. Roşan Bey 20 günde bir, Ahmet Bey ise 30 günde bir İstanbul'da Ankara'ya seyahat etmektedir. Bu ikisi 31 Aralık 2017'de seyahatlerini gerçekleştirmişler. Şimdi 2018 yılı içerisinde kaç kez birlikte seyahat ederler? Sorumuz bu. 1 yılı 365 gün olarak kabul edeceğiz. Şimdi 20 günde biri, 30 günde biri. Normalde 360 gün olarak kabul edilirdi matematik sorularında yıl. Ama artık 365 gün olmuş. Niye olmuş? Neyse. Biri 20 günde, biri 30 günde yaptığına göre ilk seyahat de 31 Aralık 2020, yani 2018 yılında 1365 gün olarak İstanbul'dan Ankara'ya. Bu arada 2018 bir artık yıl değil. O yüzden hani şey yapmayabiliriz. Şimdi 20 ile 30'un neyini bulacağız arkadaşlar biz? EBOB'unu. Evet. 20 ile 30'u 2'ye böldük. 10 ve 15 elde ettik. 15 2'ye bölünmediğinden 10'u 2'ye böldük. 5 elde ettik. 15 3'e bölündüğünden 15 bölü 3'ten 5 elde ettik. Ve 5 3'e bölünmediğinden bir şey elde edemedik. Devam ediyoruz. 5'i 5'i 5 ile 5 çıktı en sonunda. Bunları da 5'e bölmekten 1 elde ettik. Demek ki bunların arkadaşlar neymiş ortak bölenleri? Bunların ikisini de ortak olarak bölebilen hangi sayılar varmış? 2 ve 5. Demek ki EBOB'ları 10. 10 olduğuna göre burada da arkadaşlar ne vardı? 2 ile 3. Biz sadece EBOB'larını bulduk. Fakat bunların karşılaştığı günü de bulacağız. Yani burada imdadımıza EKOK koşuyor. 2 ile 5 çarptık 10. Fakat 2 ile 3'ü çarpınca kaç? 6. 10 ile 6'yı çarpınca 60. 60 günde bir karşı karşıya gelecekler. 365 değil de önce 360'ı böleceğiz arkadaşlar. 360'ı 60'a bölünce 6 kere karşı karşıya geliyorlar. 365 sonra 60'a bölüyoruz. Kaç çıkıyor arkadaşlar? 6.
Zaten 300 hani burada bir 5 gün kalıyor ama o 5 günde de karşılaşmıyorlar. O yüzden 6 defa deyip geçebiliriz. Cevabımız 5 şıkkı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kitabı santimetre cinsinden hani buldunuz diye. Şimdi bakalım. Bu kitabı için kırmızı renkli ipin 11 santimetre kısmını 12 eş parçaya ayırdım diyor. Bir, bu parçadan birini gergin bir biçimde bu şekilde yerleştirmiş. Gergin bir biçimde bu şekilde yerleştirmiş. Sonrasından da bu mavi renkli ip için, bu mavi renkli ip için ne yapmış bu arkadaş? Mavi renkli ip için ise 10 santimetreli kısmını keserek 14 eş parçaya bölmüş. Ve bunlardan birini de, bu eş parçalardan birini de gergin bir şekilde buralara koymuş. Şimdi bu kitabın santimetre cinsinden boy uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar, kırmızı ip x santimetre, mavi ip x santimetre, bu başlangıç. x eksi 11 bölü 12 büyüktür. Kitap boyu büyüktür. X eksi 13 bölü 14. Şimdi x'ten 11 çıkarınca 12'nin katı ise aynı zamanda 12 çıkarınca 16'nın katı. Yani x'e kaç verebiliriz arkadaşlar? 83 veya 84 verebiliriz. Şimdilik 83 alacağız. 84'ü niye yazmamıştık? Neyse. 83 ile deneyeceğiz öncelikle ilk denememizi. 83 eksi 11 bölü 12 kitap 83 eksi 13 bölü 14 eşittir 72 bölü 12 yani. Yani buradan büyüktür kitap 70 bölü 14. İlk denemede tuttu ama yine de şey yapalım, kontrol edelim. 6 büyüktür kitap. Doğru. Kitap büyüktür 5. Yine doğru. Yani kök 36 büyüktür kitap, büyüktür kök 25. 5. Kareke kurarak 5'in karesi 25. 5 kök 25 olarak yazılabiliyor. 6 karesi 36, kök 36 olarak yazılabiliyor. Buna göre bu ikisinin arasında bir uzunluk olacak. Yani kök 25 değil. Kök 25 ve kök 36 değil. Kök 40 kök 36'yı aşıyor. Cevap B. Kök 30 arkadaşlar. Bu arada kırmızıyı kullanıyormuşuz. Cevap B 30. Evet. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Evet. Son sorumuz geldi arkadaşlar. Bunu şöyle yapayım. Şimdi burada bilgimiz var. Abone ol ve like at, like butonları, beğenme butonları videonun YouTube'da trendlerde sıra atlaması sağlar. Yani sırayı yükseltir. Ahmet ve 5 arkadaşı. Ne demiştik? Evet. Abone ol ve like at butonları videonun YouTube'da trendlerde sıra atlaması sağlıyor. Sırasını yükseltiyor yani. Ahmet ve 5 arkadaşı YouTube'da Eğitim ve Bilgi Akademi'nin bu videosunu izledikten sonra beğenip abone olmuşlardır. Bu sebeple bu video trendlerde 5 sıra yükselmiştir. Bu bilgiye göre Eğitim ve Bilgi Akademi'nin YouTube kanalındaki bu videoyu izleyen 6000 kişi like atar ve abone olursa bu video trendlerde kaç sıra yükselir? Evet. Bunu birlikte çözelim diye şey yapmadım. Hani bunu birlikte çözelim diye çözümünü yayınlamadım. Şimdi Ahmet ve 5 arkadaşı burada izledikten sonra bu video trendlerde 5 sıra yükselmiş. Şimdi burada kaç kişi var arkadaşlar? 5 diyenler yandı. 6 kişi var. Çünkü Ahmet ve 5 arkadaşı. Yani burada 6 kişi var. Bu video bu 6 kişiyle hatta şöyle yapalım. Burada ne var arkadaşlar? 6 kişi var. Değil mi? Burada 6 kişi. Burada 6 kişimiz var. Evet, burada ne var arkadaşlar? Burada bizim 6 kişimiz var. Nereye gitti ya? Evet. Neyse bulalım. Ya yazalım. 6 kişimiz var. Bu 6 kişi bu videonun trendlerde 5 sıra yükselmesini sağlıyormuş. Şimdi o zaman 6000 kişi like atar ve abone olursa bu video trendlerde kaç sıra yükselir? Aslında bu hiçbir şey değil de orantı sorusu gibi olmuş. Neyse. Burada 6000 kişi varsa kaç sıra yükselir arkadaşlar? Hemen şeylerimizi yazalım. 6 içler dışlar çarpımı.
içler dışlar çarpımı. Şunu alıyoruz ve farklı renk alalım. Ne alalım? Yeşil alalım. Başka zaman olsa gelmezsin ya. Neyse. 6000 çarpı 5. 6000 çarpı 5. Bölü 6. Çünkü kaç daha sıra olduğunu bilmiyoruz. Sıraya x dersek, ya buna x dersek, bir de x eşittir sıra olursa, bunu daha bilmediğimizden bir şey yapmıyoruz. Şimdi bu 6000'i 6'ya böleceğiz. 6000'i ne yapacağız arkadaşlar? 6'ya böleceğiz. 6'da 6 bir defa var. 6'da 6 bir defa var arkadaşlar. 6000'i 6'ya bölünce 1000 kalıyor. Şimdi bu 1000 kişi de bu 1000 kişiyle 5 sıra yükseltiyordu. Bu 1000 kişi 5 sıra yükseltiyorsa ne olur arkadaşlar? X eşittir. X eşittir ne olur? X eşittir tam 5000 olur. X eşittir 5000. Bakın, bir like ve bir abone ve bunu bir sürü kişinin yapması videoyu ne kadar yükseltiyormuş. O zaman siz de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Abone olup like atıyorsunuz ki bu video öne çıksın. O zaman madem bunlar videonun YouTube'da sıra atlamasını sağlıyorsa mutlaka basalım. Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadardı. Sizi sıkmamak için şu anlık sadece bir iki tane yaptım. Ama ileride daha fazla sorulu şey yapacağım. Şu an sadece 5 tane soru yaptım. İleride dediğim gibi daha fazla soru olacak. Siz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yakında inkılap tarihi videosu da çekebileceğim inşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.